Bak şu mankenlerin 30 tane yakın yapıp sattım. Gazi Kulübesi'nde nöbet tutan askerlere yaptım. Kullanmak zorundayım çünkü görmüyorum diğer türlü. Bu kanunun da... Ne derisi bunlar? Ben derisi. Zırhın sırt kısmı. Kalıp alıyorsunuz herhalde. Kalıbını koyuyoruz üzerine. Sıkıntıları var. Daha evlenmeden sıkıntıları var. Kemer takacağız. Ondan sonra kılıcın kılıç duvardan şuradan bir dengeleyebiliriz. Tam takım zırhımızda çizmemiz var. Diz altına kadar geliyorum. İçinde giydiği elbisesi var. Kalın kumaştan yapılmakta bu da. Ayrıca kalın kemerimiz var. 15 santim genişliği olan, 3,5 milim kalınlığında deriden yapılma. Kalın kemerimiz var. Ve deri zırhımız var. Deri zırhımızın bazılarında koyun postu da kullanabiliyoruz. İsteğe göre bu kullanılabiliyor. Börgümüz var. Her askerde, evet. Osmanlı'da kullanılan börklerde baltamız ve kılıcımız var. Daha önce Gürsu Belediyesi'nde çalışıyordum. Ne oldu? İş yapıyordun Gürsu Belediyesi'nde? Gürsu Belediyesi'nde adrenalin sporlarının başındaydım. Memurdunuz yani orada? Yani orada çalışıyordum. 1,5 yıl evvel emekli oldum. Evet. Yaklaşık 6 yıldır da Gürsu Ay Yıldız Mehteran takımının başkanlığını yapmaktayım. Şehit Belediye Başkanımız Cüneyt Yıldız'ın kurduğu Mehter takımının faaliyetlerini devam ettirmekteyiz. Efendim siz burada ne yapıyorsunuz? Şu an ne öğretiyorsunuz? Burası Ay Yıldız Mehter takımının hem merkezi
Burada organizasyonlarını buradan yürütüyoruz. Aynı zamanda burada malzeme satışı var. Şöyle söyleyeyim. Deri, zırh, balta, kılıç, kalkan ve biblolarımız var. Yani Osmanlı tasarım tarzında hediyelik eşya üzerine satış yapıyoruz. Bu deri zırhlar nedir efendim? Ne zaman kullanıyordunuz bu deri zırhlar? Yani Osmanlı döneminde savaş yapılırken askerlerimizin giydiği kıyafetler bunlar. Bunlar değişik renklerde, değişik kalınlıklarda, değişik motiflerde kullanılan malzemeler. Şu anda da biliyorsun dizilerden dolayı insanların talebi var. Bizden de bu talep yani istenilince biz de bunları işte 6 yıldır yapıyoruz ve isteyen vatandaşlarımıza satıyoruz. Neler yapıyoruz efendim bunları siz? Şöyle söyleyeyim, 1,5 milim kalınlıktan 3,5 milim kalınlığa kadar dana derisinden yapıyoruz. Ham deri olarak geliyor. Biz bunun boyasını ve işlemesini yapıyoruz ve değişik modellerde zırh çıkarabiliyoruz. Yani savaş zırhı üretiyorsunuz. Yani. Savaş zırhı öyle. Aynen öyle. Geleneksel savaş zırhı. Peki biz eğitim aldınız, nasıl öğrendiniz bu işi? Yani eğitim almadık. Mehter takımımızın kurulmasından sonra malzemelerin eskimesi ve ihtiyaç olduğundan dolayı biz önce tamirle başladık. Daha sonra üretmeye başladık. Terzilik yok efendim. Nasıl? Yok yapıyorsun? Yani terzilik yok ama insan sevdiği zaman başarabiliyor. Zırhta neler oluyor efendim? Börk, zırh dediğimiz üst kısım, evet. İçerisinde elbisesi var. Evet. Çizmesinden, baltasından, kılıcından bütün hepsi tam takım şekilde üretebiliyoruz. Peki sadece zırh ne kadar efendim sizde? Yani zırhın kullandığımız derinin kalınlığı, derinin kalitesi ve işçiliğine göre fiyat değişiyor. Ne kadardan bahsediyorsun? Yani 1000 lirayla sadece zırhtan bahsediyorum. Evet. 1000 lirayla 3000 lira arası değişiyor. Ama tam takım derseniz evet. 2000 lirayla 8000 lira arasında değişen fiyatlarımız var. Peki ne kadar zamanda örüyorsun? Bir zırhın tam takım üretimi en az bir hafta sürüyor. Bir hafta sürüyor. En az bir hafta sürüyor. Çünkü işçiliği çok fazla. Son dönemde artan savaş dizilerinden sonra talepler çoğaldı herhalde, değil mi? Çoğaldı. İnsanlarımız seviyor. Hı hı. Bazıları bu kıyafetleri giyebiliyor veyahut da bürosuna, iş yerine, evet, manken üzerinde sergileyebiliyorlar. Sergileyebiliyor. İnsanlar seviyor bu tür şeyleri. Yeni bir iş kolu aslında. Yani öyle diyebiliriz. Nerelere gönderiyorsun? Nerelerden alıyorlar? Yani Bosna Hersek'ten, Kosova'dan, yurt dışından gelen, Almanya'dan gelen gurbetçilerimiz gerçekten çok fazla talep var. Biz de elimizden geldiğince. Arap ülkelerinden falan talep var. Var, mı? Var. Araplardan da var. Kuveyt'le özellikle Katar'dan gelenler var. İş hanına buraya gelip de bizzat buradan alan bir sürü turist var.